Herkese merhaba. Ben Koray ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar FIFA Mobile 19'da sizlerin kadrolarını ve paketlerini yorumluyorum arkadaşlar. Bu seriyi biliyorsunuz sizlerin beğenileriyle arttırmaya başladık. Haydi bakalım bu videoya da sizlerden like patlaması ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu aralar abone olmanıza ihtiyacım var. Yeniyseniz daha hiç abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarak aramıza katılabilir ve bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Haydi o zaman lafı fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Facebook grubumuzun linki bu arada açıklama kısmında var. Karo yorumlamalarının açıklama kısmına koyuyorum oradan gidip gelebilirsiniz yani. Ve şöyle diyorum Instagram KorayLedenimiz0 takip et gönderiyi beğen ve kadronu veya paketini yorum at ee, ve şey diyorum abi Instagram takip etmeyenlerin karoları yorumlanmayacaktır. Ee, i̇şte Instagram adreslerinizde yanıt olarak SS satın diyorum Yani sadece Instagram'dan takip edenleri yorumlayacağım arkadaşlar. Bir sonraki karo yorumlama da bu şekilde olacak bu arada Facebook grubuna karo yorumlama için gelenler Instagram'dan da önceden takip ederse ön hazırlık yapmış olur arkadaşlar. Mesela bu kardeşimizinki Instagram'dan takip etmediği için şu anda yorumlanmayacak. Ve şimdi Yusuf Sefa Karadeniz'in kardosundayız. Gördüğünüz gibi 110 gen 120 kimyalık harika bir karo var. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ben bu serilerde çıldırıyorum, çılgına dönüyorum. Kafayı yiyorum. Umarım umarım retroda da böyle garip garip şeyler çıkaranlar olmamıştır. Gerçekten kafayı yiyebilirim yani. Her neyse güzel bir karom var kardeşim. MDO'da bir Kante kullan ya. Ben sevdiğim için söylüyorum. Kartı güzel olmayabilir belki ama Kante kullan. Şu Ultimate Tot Suarez gayet güzel. Gabriel Jesus yerine abi ben öneriyorum. Ama gerçekten Gabriel Jesus Joviç'tan %100 daha iyi abi. Ben de grupta bayağı laf söylüyorlar bana Joviç daha iyi diye. Özelliklerini canlı yayında da karşılaştırırım. Gerçekten öyle bu arada bu akşam canlı yayın var arkadaşlar. 6 ile 9 arası canlı yayın yapacağız. Hatta belki 5.30'da açarım. O yüzden açıklamadan NonLive'dan da takip edebilirsiniz. Canlı yayında gelin bakalım hatta arkadaşlar. Gerçekten hani Cavani Jesus'tan çok daha iyi. Gerçekten daha iyi. Yani böyle bir şey yok. Kazri iyi değil. Nainggolan da iyi değil ama çok. O yüzden ona da bir şey diyemiyorum. Sağ orta dembele falan var. Onu alabilirsin. Genel olarak güzel bir karbon var kardeşim. Hemen aşağı inelim. Ee, stoper önerisi lazım demiş. O da instagramdan takip etmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Stoper önerisi lazım demiş. Stoper abi ben PKO'ya matipi zaten kullanıyorum. Ama belli bir buz kullandığım için sana Van Dijk'ı falan şu anda öneremeyeceğim. Ama yeni gelen e, güncelleme ile birlikte gelen oyunculardan stoperler çok güzel stoperler vardı. Canlı yayında da Onlara baktığımız zaman aklıma gelir zaten canlı yayında öneririm. Ee, ama işte yeni gelen etkinlikteki stoperlerde vardı güzel stoperler sanırım öyle hatırlıyorum. Ee, sağ, sağ sol sağ güzel. Santrafor'da yani bence bir yani şu Cavani'yi herkesin kullanmasını ben nedense istiyorum ama bilmiyorum tabi sen bilirsin. Haydi bakalım bu da e, Instagram'dan takip etmiş arkadaşlar. 96 Orban çıkardım bu karoyu kurdum istediğin yere öneri verebilirsin demiş. 96 Orban'la bir tane oyuncuyla bu karoyu kurmuş gerçekten abi tebrik ediyoruz like dağıtıyoruz bunun için kardeşimize gerçekten elin olsun. Ee, i̇stediğin yere öneri verebilirsin demiş. Yani şuradaki Pepe'yi değiştirebilirsin ama bütçen düşük. Yani bütçene uygun bir kadro kurmuşsun zaten. O yüzden çok da fazla öneri verip kadrolu bozmanı istemiyorum. Ama bir tane boost üzerinden git. Ee, sanırım öyle yapıyorsun ama öyle yapmıyorsan boost'u farklı olan oyuncularını değiştir. Mesela Pereira'nın 10. belki farklı olabilir. Onun e, şeyini değiştirebilirsin. Genel olarak ama güzel bir kadron var. Mert Arslan e, şey yapmamış. Instagram'dan takip etmemiş. Ömer Cevizli. Evet tamam o da atmış. Insta takip ettim demiş. 108 yani 120 kimyalık çok güzel bir karo var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ultimate Tots Benzema iyidir abi. Ultimate yani Ultimate Tots mu bilmiyorum ama yani şu kartlar iyi oluyor. Bak şu Alison'da da var mesela. Alison da çok iyi. Bu kartlar iyi oluyor arkadaşlar. Buraya da bir Suarez veya Cavani alabilirsin. Yani Joe şey iyi diyorlar ama sen bir FIFA Rangers'dan bak özelliklerini karşılaştır. Hani FIFA Rangers'dan bakıyorum bir iki özellik hariç. Cavani gerçekten çok daha üstün Joe göre. İkisini de yüzgen hali yaptığımız zaman. O yüzden ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Kazri'yi de yükselmişsin hani e, e, şey boost basmışsın ama keşke Kazri'ye basmasaydın. Onun yerine hani başka e, güzel bir MDO alıp ya da daha iyi bir MEO alıp ona bassaydın. Çünkü Kazri bence yerini alın yani Kazri bence çok önemli bir oyuncu değil ve değiştirilmesi gereken bir oyuncu. Her yani neyse genel olarak ama güzel bir kavram var. Haydi bakalım. E, Mertcan Arslan takip etmemiş. Çağatay Şahin takip etmiş ama kullanıcı adını yazmamış. Olsun. Bir bakalım arkadaşlar. Takip ettim diyor. Öneri Solortus'a 98 cost'a gelecek. Stopere Gomez veya Laporte başka mevki öneri var mı? İnstadan takip ettim demiş. İnşallah etmişsindir kardeşim. Bundan sonra ama kullanıcı adını yazmayanlara bakmayacağım. E, bu kardeşimiz e, yazmamış ama bu kardeşimiz özel bakalım. Çünkü tanıyorum arkadaşlar grupta bildiğim bir çocuk. Ve yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Şurada MDO'da arkadaşlar e, bir düşüklük var görüyorsunuz. Onu değiştirmesi lazım. Ve motiva yerine hadi Jovic de alabilirsin. Hadi artık Jovic'i de öneriyim. ama sen bir yine de bak. Ve bence kesinlikle alman gereken oyuncu... Tots Cavani bence onu almalısın 94 yani. Solbeke öneri takip ediyorum Reis demiş takip ettiği şeyi de atmış Solbeke öneri abi Solbeke valla ben de çok kararsızım ama Ultimate Tots Robertson var onlar çok iyi o çok iyi ben de muhtemelen onu alacağım ben de şu anda Roberto Carlos var hiç memnun değilim kesinlikle Roberto Carlos alma yani iyi gibi gözüküyor özellikleri ama fiziği falan son zamanlarda düşük almaya başladı şutları full direkten dönüyor ve etrafından kalenin çıkıyor. Yani Casemiro Roberto Carlos'tan daha iyi şut çekmesini ben kabullenemiyorum. Plase falso yapamıyor Roberto Carlos. O şey şu durumda bir de arkadaşlar. Roberto Carlos buna en iyi yapan kişi olması lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü arkadaşlar adam sıfıra kadar inip sıfırdan falso ile gol atmış adam. Ya da topu free kickten vurup out'a giderken bir anda çevirip Gole çevirmiş adam. Yani Roberto Carlos aslında bu tarz özelliklerin verilmesi gerekiyor. falsosu en yüksek oyunculardan biri olması gerekiyor. Ama maalesef özelliklerini düşük yapmışlar arkadaşlar. Bilmiyorum. Barışcan sağ orta sahi Retro Saint Maxim gelecek o adam iyi. önerme bütçe 15 milyon. Bak Cavani önerme demiş. O zaman abi Ultimate Tot Suarez öneriyorum. Veya bak veya e, de önereyim hadi ama bence yani benim içime yatan yine de Cavani onu sana söyleyeyim ben. Haydi bakalım. M.O. Sarabia gelecek 117 oluyor öneri var mı demiş M.O. Sarabia gelecek Dembele'yi birazcık yükselt Dembele iyi bir adam okey ama yükseltmen gerekiyor Şuradan Werner'i değiştir dediğim gibi yukarıdaki önerilerden Yukarıdakini önerdiklerimden birisini alabilirsin Hani sen de Cavani karşıtı değilsen bu arada takipte etmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Genel olarak güzel arkadaşlar bundan sonra Eren Can Arslan zaten takip ediyor biliyorum Sol kanat koman düşünüyorum öneri var mı abi Ben de sol kanata koman düşünüyorum Sol kanat için koman çok da mantıklı Bak sol bekte Robertson var Sağ beki değiştirebilirsin Mario Fernandes yerine Gerçi yani senin zanette alman zor ama Mario Fernandes e yerine çok iyi sabekler var. Arkadaşlar bundan sonrası için de sadece paketlere bakalım. Çünkü çok fazla kadro yorumladık zaten. Bundan sonrası için böyle paketleri arayalım daha çok. Takip edenleri yine göstereyim arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi yeni hesap açıp takip etmiş. Yani görüyorsunuz. Burada hesabı da görüyorsunuz. Genel olarak güzel ama çok da fazla üstüne durmayacağım. Kardeşim kadronu beğendim. Kadro adın da güzel. Hadi bakalım şöyle geçelim. Takip ettim. Instasını da yazmış takip edip arkadaşlar. E, 104 yani 120 kimya güzel bir e, kadrosu var. Öneri bütçe 110 milyon demiş. Abi herkes niye kadro atmış? Ben paket de istemiştim ama bak bugün paket yok fazla. E, Yunus Emre kardeşimizin kadrosunu yorumlayalım. moderatörlerimizden arkadaşlar ve çok ilgilenmiş gördüğünüz gibi takip edenlerle takip etmeyenlerle e, ve Salah sıkıntılı orada. Salah yerine Koman al sen de bak. Koman al sana Koman lazım. Mendi zaten iyi kaleci. Bak ben Milli'yi değiştirmeyeceğim. Matip yerine Pike alabilirsin bence. Ben Matip'ten memnun değilim. Hatta Pike Vanday'deki ikilisi benim için daha iyiydi ama Matip'in boost olduğu için Matip kullanıyorum. Ee, genel olarak karun tamamen güzel. Buraya Pike alabilirsin. Bunu da bir şekilde değiştirirsin. Zaten buraya da bir Koman alabilirsin. Ee, arkadaşlar Mert Ülker'de gördüğünüz gibi 117 genlik bir takım var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde iniyorum. 128 gen bir takım. Abi kaleye Mendi gelecek. Sol bek önerim bütçe. Sol kanat daha doğrusu. Sol kanat için önerim abi. Hiç coin harcamadan Koman'ı al. Koman için savaş. Kareyemendi kaleye Mendi gelecekmiş zaten. Kalecini değiştirme. Genel olarak güzel. Of, sol bek de güzel abi. Karo tamamen güzel. Varan falan var. Öf abi. Vallahi kadroyu çok beğendim. Helal olsun. Instagram mı yazmamış ama önermiş olduk arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar 100 yan Casemiro görüyoruz burada gördüğünüz gibi. Ve hızlı bir şekilde inelim arkadaşlar şöyle bakalım. Umarım paketler görürüz. Gördüğünüz gibi paketler yok burada çok fazla. Haydi bakalım inelim. 119 yan bir takım gördük arkadaşlar. Önce atanları zaten biliyorsunuz daha çabuk yorumluyorum. Sonrakiler çok yorumlanamıyor. Ee, takip edenler de kusura bakmasın da yani hepsi de zaten maalesef şey olmuyor Recep de burada gördüğünüz gibi arkadaşlar benim şeyime SS almış yorumumu yorum atmıştım kardeşime Bazıları istiyor arkadaşlar yani YouTube'a video attığı zaman beğendiklerime yorum atabiliyorum bu arada Sizlerin videoları da varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz Arkadaşlar genel olarak gördüğünüz gibi kavgalar bu şekilde ve paket yok Ooo der Ünder ger olmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar Ama paket göremedim ya şu an Evet arkadaşlar kimse paket atmamış ee, bir gönderimi okuyayım bir merak ettim. Gönderim de ne yazmışım ben abi? Gerçekten çünkü kimse paket açmamış şaşırdım abi. Hemen en üste çıkalım. Sonra kaldığımız yerden karolara devam ederiz o zaman. Gönderiyi beğen kadronu veya paketini yorum at. Arkadaşlar aynı zamanda karo veya paketin altına yanıt olarak... Ya paket artık kadro yorumlama da yazmam lazımmış arkadaşlar. En üstte onu gördüm. Ben asıl zaten paket yorumlamaları için açıyorum. Sadece bir tane paket var yani paket yok. Haydi bakalım şöyle en aşağıya bir inelim. Aşağıya doğru bir inelim. Haydi bakalım. 123 kent kadro. ne falan var. Cagney yerine Cavani. Tamam bu videoluk arkadaşlar. Cavani'yi önermiyorum. Cavani'yi önermediğim bir video yapıyorum. Ee, arkadaşlar o zaman Cavani'yi bu videoluk önermeyelim. Yapacak bir şey yok. Abi stoper önerim var mı demiş. Tabii ki var. Pique ve Matip. Bak Cavani demedim. Stoper'e bile Cavani'yi ben öneririm. Çünkü beni biliyorsunuz arkadaşlar. Yani genel olarak güzel kadrolar ve güzel paketler gördüm. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. 128 genlik bir kadroda gördük şurada arkadaşlar. Galiba Retro'da kimse paketten bir şey çıkaramadı henüz arkadaşlar. O yüzden de böyle e, paketler gelmedi. 128 genlik kadroyu bulalım arkadaşlar. Orada da videomuzun sonuna gelelim o zaman. 128 genlik kadroyu bulamıyorum şu anda. Bakalım bulabilecek miyim? E, 128 genlik kadro neredeydi abi? Neredesin 128 gen kadro? Evet burada Deniz Kargın'ın kadrosunda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada karolarımızın ve paketlerimizin sonuna geldik. Efsane bir karo. Bütün oyuncular yüzgen artı hani 24 kimya falan gerçekten harika. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar videoda. Videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Saat şu anda 5.30 falan geçtiyse yayın başlamış olabilir. Hemen aşağıdan yayına gelin. Oradan da takip edin yani beni arkadaşlar. Aramıza katılmış olursunuz. Burada dediğim gibi videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Efsane bir karo bu arada şu anda ekrandaki. Her neyse ve bye bye.